Profesyoneller ve yeni başlayanlar için en iyi video düzenleme programlarını bu videoda bulacaksın. Web Ustası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz ise ister YouTube, Instagram Reels, ister TikTok. Her nerede içerik üretiyorsanız üretin, sizlerin işini kolaylaştıracak. Profesyonel olmanıza gerek kalmadan bütün video düzenlemelerinizi yapabileceğiniz uygulamaları sizlere anlatmış olmak. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk durağımız için Google'a CapCut yazmanız yeterli olacak. CapCut şu anda halen ücretsiz. Dileyenler Windows için, dileyenler Mac için bu uygulamayı indirebilir. Şu anda çığır açan bir uygulama. Kısaca nasıl kullanıldığını sizlere gösteriyor olacağım. CapCut'ın ana sayfasına girdiğinizde Windows için indir ya da Mac için indir butonuna dokunmanız yeterli oluyor. Uygulamanın boyutu işlevine göre yüksek değil. Bu da şaşırtıcı bir yönü. Aslında CapCut TikTok'ta kolayca video düzenleme için üretilmiş bir uygulama diyebiliriz. Uygulamaya giriş yaptığınızda, import'a tıkladığınızda bilgisayarınızdan dilediğiniz videoyu buraya aktarabiliyorsunuz. Hemen şöyle birkaç örnek gösterelim. Bir adet videoyu içeriye aktardım. Tekrar import diyorum. Dilerseniz bunu toplu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi bir adet daha görsel yükleyeceğim ve editleme işinin kısaca nasıl yapıldığını size gösteriyor olacağım. Arkadaşlar şu anda iki yatay videoyu yükledim ve bunları alt köşelerindeki artı butonuna tıklayarak aşağıdaki timeline'a atıyorum. Diğerini de atıyorum ve videolarımız ard arda yerleşmiş oldu. Daha sonrasında videonuzu dilediğiniz yerde hemen buradaki ikonla bölebiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar bölme kesme işlemi yapabiliyorsunuz. Ve videolarınızın kestiğiniz, böldüğünüz parçalarının arasına transition bölümünden geçiş efektleri ekleyebiliyorsunuz. Geçiş efektlerinin tamamı ücretsiz durumda. Hemen örnek olarak bir tane gösterelim. Buradan herhangi bir geçiş efektini seçtim ve gördüğünüz gibi kestiğim bölümün arasına yerleşmiş oldu. Şimdi bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Geçiş efektim buradaki ön izlemede olduğu gibi çalışıyor. İki farklı video arasında gösterirsem daha anlaşılır olacak. Hemen buradan birazcık diğer videomuzu kısalım ve araya şuradan herhangi bir geçiş efektini eklemiş olalım. Evet arkadaşlar bu efekti buraya ekliyorum ve buradan play tuşuna basarak videomu izliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şık geçiş efektleri bulunuyor. Üstelik uygulamanın tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil. Videolarınızı filtreleyebiliyorsunuz. Dilerseniz videolarınıza efektler ekleyebiliyorsunuz. Örneğin buradan en baştaki efekti buraya eklediğinizde videonuz titreşimli bir hal almış oluyor. Gayet şık efektler. Bir tane daha ekleyelim. Bu bir kıvılcım efekti. Bakalım nasıl duruyor. Arkadaşlar ücretsiz olarak bu tip efektleri, geçişleri bulabileceğiniz bir uygulama daha yok. Sadece bunlarla da sınırlı değil, stickerlar bulunuyor uygulamanın kendi arayüzünde ve ücretsiz stickerlar. Örneğin videonuzda vurgulamak istediğiniz bölümü buradaki oku kullanarak vurgulayabilirsiniz. Artıya basarak videomun üzerinde herhangi bir yere ekleyebiliyorum ve sürükleyerek sağa sola taşıyabiliyorum. Dilediğim kadar kısaltıp uzatabiliyorum. Bu tamamen size kalmış. Uygulamada ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Ses kaydı yapmak istiyorsanız buradan record'a bir kez tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi mikrofondaki sesimi almaya başladı. Yapmanız gereken buradaki record'a tıklayıp ses kaydını almaya başlamak. Geriye sayım başladı ve şu anda ses kaydım gördüğünüz gibi alınıyor dostlar. Ses efektleri de bulunuyor. Bunları da sesin üzerine bir kez tıklayıp hemen sağ kısımdaki voice efekti aktif ederek ve alt kısımdan dilediğiniz efekti seçerek test edebilirsiniz. En güzel kısmı ise uygulamadaki dip sesleri, arka plan seslerini ve istenmeyen bölümleri buradaki noise reduction bölümünden yok edebiliyor olmanız. Ayrıca sesinize fade in, fade out gibi giriş çıkışlar da ekleyebiliyorsunuz ve buradan sesinizi kısıp açabiliyorsunuz. Ayrıca sesinizin hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ses hızınızın kaçıncı saniyeye kadar devam etmesin gerektiğini bile. Arkadaşlar CapCut
CapCut'ı incelemenizi, indirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer uygulamamız ClipCamp, yapay zekayı destekleyen ve Microsoft'a ait bir video düzenleme uygulaması. ClipCamp'te yazdığınız metinleri sese dönüştürebiliyorsunuz. Yani videolarda yüzünüzü ya da sesinizi kullanmanıza gerek kalmıyor. Hatta sesinizin tonunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Onlarca dilden herhangi birini seçebilirsiniz. ClipCamp'le ilgili detaylı videoyu yayınlıyor olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere ve Web Ustası kanalından herkese selamlar.